Burada özellikle geniş bir perspektiften bakıyoruz ki tam olarak algılayalım diye. 2008 krizi öncesi dolar endeksinin güçlü seyrini de bize gösteriyor. 2008'de aşağı yönlü seyir, sonrasında kademe kademe yukarı yönlü bir hareket. Ve Özlem Hanım farkındaysanız hareket iki kanal içinde geçiyor. Alt kanal bizim daha görece güvende olduğumuz yani diğer para birimlerinin global dolarizasyona karşı biraz daha iyi noktada olduğu, manevralı alanının olduğu bir bölüm. Ama üst bölge, yani kanalın üst bölgesi görüldüğü gibi en az 4-5 kere test ettik 2008 krizinden beri. O bölgeye geçmek sizin dediğiniz dolar gücünü arttırıyor, dolarizasyon artıyor, global dolar baskısı artıyor anlamına geliyor. Şimdi tam FED'e giderken önemli bir pivot değer üzerinden hareket ediyoruz. 13 aylık ortalamalar civarında hareket devam ediyor. Yani 104 104.50'ler kabaca. Şimdi FED'den sonra yarın ve devamındaki biliyorsunuz Jackson Hole toplantıları da olacak. O da önemli olacak oradaki mesajlar. Eylül'e kadar ki süreçte şu bölgeye gitmesin ve geçmesin. Yani 108-110'lara doğru bir hareket oluşmasın ve oranın üzerinde bir kalıcılık oluşmasın. Bu çok önemli olacak. Çünkü biz euroyu konuştuk. Avrupa'daki siyasal gelişmeleri ve onun euro üzerindeki etkilerini konuştuk. Dolar yen paritesine yenin 40 senelik değer kaybı sürecine ulaştığını, 160'ları gördüğünü konuştuk. Ve Japonya'nın mecburen belki de faiz arttırmak durumundaki bu hafta evet. biliyorsunuz onun da toplantısı var. Evet. Bir faiz artışı. Çarşamba Yarın yani. Yarın bir faiz arttırma ihtimali onu da konuşuyoruz. Şimdi böyle bir potansiyelde gözümüz tabii ki dolar endeksinde olacak. Tabii gelişen piyasaların risk iştahının artması da Fed'in faiz indirim sinyaline bağlı olduğu için özellikle Eylül'e kadar ve Eylül'den sonra artarak bizim için de majör bir grafik dolar endeksi. Bu bölgede kalırsak problem yok. Yani bu kanal içinde hatta net şunu söyleyeyim. 104.50 altında 103 yüzlere doğru bir hareket oluşuyorsa Eylül'e kadar bu şu demek piyasa faiz indirimini daha güçlü bekliyor. FED de bunun sinyalini daha net vermiş anlamı çıkar ama bu olmuyor. 104 50 üzerinde 108'lere 110'lara doğru hareket oluşuyorsa temkinli olmak durumunda kalacağız tüm globalde diye özetleyebiliriz genel bakışı. Özlem Hanım. Şimdi e, FED'i Etkilediği alanlardan altın. Altın Aynen. ve e, aslında Amerikan borçsuzluklarını da biraz konuşalım. Önce bir altın gelsin. Şimdi altın hareketli. Aslında beklemediğimiz kadar hareketli belki de bu yıl. Aynen. Değil mi? Çünkü geçtiğimiz yıl e, daha farklı bekliyorduk. Yatay bir Güvenli abi. limandan evet. çıkmış gibiydi. Aynen. Şimdi bu yıl daha hareketli. Yatırımcısını e, kısmen daha mutlu eden diyebiliriz. Bir tablo var karşımızda. Şimdi... Burada tabii çok değişken var. Yani altının ana hikayesinde birinci kriter güvenli liman. Evet. Yani jeopolitik risk varsa ya da riskler varsa ki siyaset artık bir bilinmeyen oldu. Bilinmeyenlikler çoğaldıkça bunun finansal sistem üzerindeki oluşturacağı problemlere karşı güvenli liman olarak kullanılıyor altın. Merkez bir bankaları bu. da ciddi talep gösteriyor. Kesinlikle var ciddi an. talep gösteriyor hatta Dünya Altın Konseyi'nin, biz gelmeden önce bir yatırımcımız tweetinde atmış. Ee, bakışı var son olarak raporsal. Yani kurumlar Merkez Bankaları değil sadece. Büyük kurumlar, büyük bankalar hatta reel sektör içindeki bazı e, büyük fonlar e, altına talep etmeye devam ediyor altın. Fiziksel olarak da talep etmeye devam ediyor. Sadece kontrat üzerinden değil. Şimdi bu görünüm önemli. Yani dünya bir şeylere hazırlık yapıyor aslında. Yani o doların tek para biriminden çıkış süreci sancılı olacak deniyor ya birkaç senede sürecek. Evet. İşte o sürece dair bir hazırlık olarak da okuyabiliriz. Artı altının binlerce yıllık tarihte Bunu Maalesef korkarım ama savaş hazırlığı olarak da söylemek istemiyorum. Evet. Hani dillendirmeyelim ama maalesef onu da bir kriter olarak koymakta fayda var. Risk olarak görülüyor sonuçta. Rusya-Ukrayna savaşının geldiği nokta. Hani İsrail-Filistin'de büyük bir dram yaşanıyor. O drama hep altını çiziyoruz ve bir an önce bitmesini talep ediyoruz. Ama bir yandan o bölgedeki devamlılık veya genişleme riski, bir yandan da Rusya'nın son söylemleri. Yani ben o silahları depoda tutmak için üretmedim. Gerekirse kullanırım. Hatta Almanya ile bir hesaplaşmamız var. Hani ABD üzerinden gitmeyip Almanya üzerinden Avrupa'ya bir sinyal vermek. Çünkü Avrupa bloke edilmiş Rusya'nın parasının bir kısmını Ukrayna'ya verdi. Şimdi Putin doğal olarak buna tepki gösterdi. Bu da e, nükleer silahların kullanma riskini arttırıyor. Kuzey Kore'ye gitti. Hindistan'dan biliyorsunuz bir ziyaret oldu. Artı e, dönem başkanı, Macaristan Başbakanı Orban'ın çok önemli açıklamaları var. Avrupa'daki problemleri de gösteriyor. Bu kadar risk varsa altın güvenli liman gömleğini çıkarmaz. Bir de sizin dediğiniz FED algısı var. O da emtia gömleğini giymesine sebebiyet veriyor. Yani... Ola ki potansiyel bir faiz indirim süreci başlarsa FED üzerinden, emtialardaki potansiyel bir hareketin altını da emtia gömleğiyle yukarı yönlü itme. Ama şöyle bir değişik e, bir döneme rast geldim. Hep altın ağırlıklı bir raporlama vardı globalde Özlem Hanım. Son dönem okumalarımda şunu görüyorum. Özellikle bir kesim, %30'luk bir kesim altındaki trendin çok güçlü olduğunu ama bir düzeltme ihtimalinde teknik ve temel sebeplerle masada olabileceğini uyarıcı olarak söylüyor. Teknik bize ne diyor? Bütün bunların hı hı. toplamında. Şu, bakın yukarı yönlü sert hareket ki 4 sene sıkışmadan sonra biz oralara 2500'lere gittik. Şu sert çıkışın önemli bir pivotu var. Ben genelde aylıklarda 13 aylığı çok referans kabul ederim. Bir fibo sayısıdır aynı zamanda. 2350. Artı şu kanal çizgimizin alt desteği 2370. Özetle kısa vadede düzeltme gelecekse yarından itibaren 2350-2370 kırılmış olur. 2250-2200 bandı içine bir geri çekilme olur. Trend biter mi? Asla. Bana göre kendi bakışımda trend en az birkaç sene yukarı. Ama bir alım fırsatı olur. Ola ki burayı kırmadık. Ve 2500 üzerinde 2600 doğru bir hareket yaptık. Goldman'ın yenilediği bir tahmini var. 2800 O da bir fibo evet. Hatta BOFA'nın bir raporu vardı. 3000-3300'ler. O da şu çanağın formasyon hedefidir. Aralık 2015'te 1046, Mayıs 2011'de 1921. Dolayısıyla bu 1000 dolarlık kabaca bir hareketin bu bölge geçildiği andan itibaren üzerine Konulmasını temsil eder. Teknik böyle söyler. Hmm. Hani bu çanağın tamamlanması ya da buna fincan diyelim. Burada da bir kulp oluştu diyelim. on üste doğru evrilmesi. Benim bakışımda bu sene için 2500-2800 bandı bir, bir buçuk senelik perspektifte 3000'lere doğru bir altın hareketi hala potansiyeldir. Mutlaka portföylerde altın olmalı demeye devam ediyoruz. BOFA'nın tahmini yersiz değil yani. Değil. Tamamıyla teknik ve temeli de uyumlu bir tahmin. Peki bir yandan da S&P'ye bakalım aslında. Böylece aslında bir şeyi görmüş oluruz. Amerika'nın en azından sermaye piyasalarındaki beklentiyi görmüş oluruz. Aynen öyle. Orada da şöyle bir görüş var. Son dönemde siz de konuklarınızla eşliyorsunuzdur. Aşırı bir alım var. Teknik olarak hatta önemli bir bakın. %161.8 seviyeleri önemli ara dirençlerdir o zaman. Bir hedeftir orası ama oraya geldiği zaman artık zorlanmalar başlar. Baktığım zaman S&P 500 endeksi için oralar 5650'ler. Gördük mü? Gördük. Tam nokta atışı böylesi kuvvetli bir trendin hatta 2022'nin sonunda başlayan bir trendin yukarı yönlü hedefe vardığını görüyoruz. Şimdi oradan bir satış gelmesi doğal. Neyi fiyatlıyor? Güçlü ABD ekonomisi onun bilançolara yansıması. İslam piyasası güçlü. E FED de faiz indirecekse minimumda iki indirecekse bu da genişlemeci politikaların bilançolara potansiyel yansıması ama Buffett diyor ki benim kriterlerimde market cap dediğimiz piyasa fiyat değerlemeleri gayri safi milli haslaya oranı belli bir ağırlığa ulaşmışsa ben oradan çıkarım diyor. Ucuzlamasını beklerim çünkü ucuz olmaktan çıkmıştır. Diyor. Hatta en son banka hisselerinin bazılarında Satış haberleri vardı, bafıtla ilgili görmüşsünüzdür. Hı hı. Şimdi nereden baktığınıza bağlı ama biraz rotasyon değişimi var. Çokça konuşuluyor bu. Russell Endeks dediğimiz, yani daha çok küçük orta işletmelerin endeksine doğru bir kayış var. Nasdaq S&P 500 endeksi gibi çok ciddi prim yapmış endekslerin bir miktar düzeltme ihtimallerinin arttığını görüyoruz. Peki niye önemli? S&P 500 amiral bir borsa. Oradaki hareketler sinyal niteliği taşıyor global için. Çok net söyleyeyim. Küresel risk iştahı var demek için S&P'nin maksimum şu bant içinde kalma gerekliliği vardır. Neresidir orası? 5000 5650 bandı içinde geri çekilmeler alıp fırsatı olur. İlk faiz indiriminde de tekrar yukarı yönlü geri dönüş olur. Yeter ki bakın daha oraya çok uzağız. Ara destekler var ama hiç büyük resime baktığımız için 5000'i kırmayalım. Çünkü 200 günlük ortalamadır. 200 günlük ortalamada nedir? Çok önemli bir trend desteğidir. Buradaki her karşılama önemlidir. Ola ki 5650 üzerine geçtik. Bu sefer 6200'lere doğru yeni bir hedefe, yeni bir potansiyel FIBO hedefine doğru yolculuğu başlar. Ama şimdilik ben onu beklemiyorum. Yatay piyasa bile bizim için olumlu. Biz kendi hikayemizi, yani gelişenler kendi hikayelerini işler diye Düşünüyorum, bakışımız bu. Dutch de önemli bu arada. Hı hı. Ee, hani sizin gönderme yapacağınızı biliyorum ama Avrupa'daki problemler ne kadar etkin, Euro Birliği ne kadar güçlü. Hatta uyarmıştı mali birlik konusunda Almanya hı. daha yeni çok borcu var Avrupa'nın. Bu borcu yönetelim. Bu borçlanma noktaları bizi tahvil tarafında zorlar Avrupa Merkez Bankası işini de zorlaştırır. Hatta Almanya Merkez Bankası Başkanı da Avrupa Merkez Bankası üyesi bu konuda bir uyarı da yaptı. Dolayısıyla DAX'a da ben niye bakıyorum? Oradaki potansiyel geri çekilmeler gelişen piyasalar için S&P'den bir tık daha önde önemli bir sinyal niteliği taşıyorız zaman. Onun için şu an bulunduğumuz bölge 18.000 19.000. Fed'den sonra Eylül'e kadar 17.500 18 bin bandı içinde mutlaka tüm satışlar töleri olmalı. Burası kırılmamalı. Bizim için de önemlidir, borsa İstanbul için de önemlidir. Onun için 17.500, 18 bin bandı stoplu bir DAX var. Ama şimdilik neyse ki 18 üzerinde hala kalan bir DAX var. Fakat petten sonra Ağustos ayı içinde de bu performansının koruması önemli olacak. Evet.